Merhabalar. 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. videoyla sizlerle birlikte olacağız. 1. soruyla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisini doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız? İnsanlar 18 yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur. Yanlış arkadaşlar vardır. Çocukların oyun oynama hakları vardır. Doğru. Çocuklar ücretsiz eğitim hakkı vardır. Doğru. Çocukların ücret karşısında işçi olarak çalıştırılabilir. Yanlış arkadaşlar. Çocuklar hiçbir zaman çalıştırılamaz. Haklarımız devlet tarafından gü güvence altına alınır. Doğru. Zengin olanların haklı daha fazladır. Yanlış arkadaşlar. Herkesin eşit haklara sahiptir. Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir. Yanlış arkadaşlar. Hiç kimse tarafından engellenemez katılmadığımız öneriye hayır deme hakkımız vardır doğru arkadaşlar. İnsanlar haklarını başkalarına devredemezler doğru arkadaşlar. Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır yanlış arkadaşlar. Anlaşmazlıklar yaşadığımızda sadece kendi haklarımızı gözetmeliyiz yanlış arkadaşlar. Karşılığının hakkını da gözetmeliyiz. Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz doğru arkadaşlar. Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir. Doğru. Toplumda adaletin sağlanmaması huzurluk, huzursuzluk getirir. Doğru. Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir. Yanlış arkadaşlar. Herkese eşit davranılması gerekir. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir. Doğru. İnsanın çevreye karşı sorumluluğu yoktur. Yanlış arkadaşlar. Vardır. Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Yanlış arkadaşlar. Sınırsız değildir. Boşluk doldurma ile sorularla devam edelim. Sorunlarımızı uzlaşma yolu çözümlenmediği durumlarda nokta nokta yollara başvurmalıdır. Arkadaşlar yasal yollara başvurursak çözülür. Düşüncelerimi nokta nokta ifade etme hakkım vardır. Arkadaşlar özgürce özgürce ifade etme hakkım vardır. Başkalarının düşüncelerine nokta nokta gösterme sorumluluğum vardır. Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek zorunlu, sorumluluğu vardır arkadaşlar. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma neyim vardır? Sorumluluğum vardır arkadaşlar. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak nokta nokta temelidir. Birlikte yaşamanın temelidir arkadaşlar eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi kamu hizmeti alırken haksızlığa uğradığımızda nokta nokta başvurabiliriz, kamu denetçiliği kurumuna başvurabiliriz. Kend, kendi yaşamı hakkında kararlar alırken her çocuğun fikirlerini söyleme hakkı vardır arkadaşlar. Doğal, tarihi ve kültürel özelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarındandır. Aşağıda yazan kuralların karşılarına, boşluklara yazılı kurallar, yazılı olmayan kurallar şeklinde yazalım. Büyüklere karşı saygılı davranmak, yazılı olmayan kurallar, hırsızlık yapanların cezalandırıcı, yazılı kurallar, misafirimiz geldiğinde onu ayakta karşılamak, yazılı olmayan, İnsanların öldü, insanları öldürenlerin hapse atılacağı yazılı kurallar. Arkadaşlarımıza yalan söylememek yazılı olmayan kurallar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Huzursuzluk, güven, adil toplumlarda güven olur. Korku ve öfke. Arkadaşlar B şıkkı. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki N ve K harfleriyle başlayan haftanın başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Kurallar herkes için eşit şekilde uygulanmaktadır. Yanlış. Adaletli bir uygulama söz konusudur. Yanlış. Adaletsiz. İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır. Doğru. N ve K harfleriyle olanlarda ayrım yapılıyor. İnsanlar arasında farklılıklar saygı gösterilmektedir. Hayır gösterilmiyor. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir? Arkadaşlar tercihleri, düşünüyor olması, duyguları, fikirleri. Arkadaşlar tercihleri farklıdır, duyguları farklıdır, fikirleri farklıdır. Fakat her insan düşünüyordur. B şıkkı farklı değildir insanlar arasında. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi adil olmayan bir durum söz konusudur? Mehmet Bey kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında en fazla çalıştırılmaktadır. <laughs> Burada adillik söz konusu değil cevap A. Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarla aynı ücreti almaktadır. Burada ad adalet var. Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvuruda iş alınmıştır. Burada var. Handan Hanım hastalandığı için hastanede has sağlık hizmetlerinden yaralanmıştır. Burada var. Devam ediyoruz. Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi haklarını kullanmıştır? Seçilme hakkını kullanmıştır. Cevap Bursa. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözündeki. El sözcükleriyle vurgulanmak istenen nedir? Arkadaşlar çalışmanın önemi, işbirliğinin önemi, sorumluluklar hakkında tek kişinin başarılı olduğu. Hayır, işbirliğinin önemi B şıkkı. Günlük hayatta sorun olan bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş nedir? Arkadaşlar uzlaşı yoluna gitmek. Bakıyoruz mahkeme yanımda hayır, kavga ederek hayır, sorun yokmuş gibi davranmak hayır. Önce uzlaşı ile sorunu çözmeye çalışmalıyız. Doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? Her sabah yatağını düzeltmek sorumluluğudur. Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak sorumluluğudur. Yemek için masanın hazırlanması ve toplamasına yardım etmek sorumluluğudur evin alışverişini yapmak sorumluluğu değildir cevap D şıkkı. Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor? Arkadaşlar okula giden çocuk eğitim hakkını al kullanıyordur A şıkkı. Çocuk hakları sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Suç işleyenle cezalandırmak hayır. Barışı sağlamak hayır. Çocukların okumasını sağlamak hayır. Dünya çocukları koruma altına almak doğru arkadaşlar cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.